Efendim, Bitlis'te minare 4 müydü 5 miydi onu çözemedik. Zaten çözmemiz de gerekmiyor ama büryen kebabını inşallah çözeceğiz. Peki bu nefis lezzetli büryen kebabı acep nasıl yapılıyor? Ahanda büryen, büryen. Heh, bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin babam. Hoş bulduk babam. Nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olasın. Allah seni bağışlıyor. Cümlemizi bağışlıyor. Sen, amin. İsmin nedir? İsmim Davaz Mermut. Buyur? Davaz Mermut. 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 Davaz ne demek? Davaz, Davaz'dı. Davaz Mermut'tu. Mermut su adımdı. Adım da Davaz'dı. Davaz'ın bir anlamı var mı? Davaz'ın anlamı sözlükte de bulamadım ben. Aradın ama. Aradım, bulamadım. Anladığım kadarıyla sen bir büryen ustasısın. Ele ole. Ele midir? Ele ole. Peki bu büryen ne vakittir yapılıyor Bitlis'te? Büryen Evliya Çelebi'nin zamanından var. Ondan evvelini de bilmem. Ya seyahatnamede var mı? Seyahatnamede bizzat Evliya Çelebi kendisi gelmiş Bitlis'te büryen yemiş. Çok eski yani. Artık Evliya Çelebi'den daha nereye kadar gitmişse onu ben bilmem. Büryen bu mudur? Büryen budur. Büryen bu et hevur etidir. Buyur? Hevur etidir, hevur. Hevur ne? Hevur erkek keçi. Yani bırılmış kepiç. Daha yani, doğrusu. Keçiden mi olur? Keçiden bu? Oluyor. Büryen koyundan olmaz mı? Koyunun belindir dediğimiz var. Belindir de bir yaşında olan dişi kuzulardı. Onlardan olur. Bir de diştir diyerek. Diştir de keçinin bir yaşındakidir. Dişi keçi. Ya dişi keçiden ya da bir ya yaşındaki keçiden, erkek koyundan olur. Ya erkek hevurdan olacak veyahut da dişi kuzudan olacak. Yani belindirden. Başka olmaz. Başka da olmaz. Nasıl yapılıyor bu dayı? Gideriz kasaptan et yavururuz. Büryen şeklinde getiririz. Kemik memikini çıkarırız. Büryenin etini güzelce yıkarırız. Niye yıkıyorsunuz dayı? Temizleriz ki tuz tutsun. Yıkadıktan sonra tuz vurarız. Şorlarız. Burada abu bel kısımları var. Abu bel kısımlarını böyle vurarız çıkarırız. Bitlis'te saat 8'den büryen kebabı başlar. Evladan sonra bir buçuğa kadar devam eder. Ya bir buçuktan sonra yok. Bir buçuktan sonra bulamazsan çünkü oğlu Bursa kumaşı. Bursa kumaşı ne oluyor? Yani bulunmaz Bursa kumaşı. Abu tendirdir. Dur hele. Abu kapağı böyle kaldırırız. Of. Aha. Tendir 2 metreden fazla. 2 metre 20 santim böyle bir şeydi. O içinde kazanlar var. Göz olduktan sonra o kazanları koyarız oraya. Kazanlarda su kaynar. Su kaynadı mı? Ha burada bu şiş var. Çengellerden böyle takarız şişe. Orada o kendi kıvamında etrafını çeviririz. Aşağı yukarı bir buçuk saat tam en iyi bir şekilde pişer. O şekil millete artık sunmaya başlar. Vallahi meşakkatli işmiş bu dayı ya. Ha? Ya çok zordu. Hele kolay bir şey değil gör. Ya dayı o bıçağı bırak hele geldiğimizden beri elinde... Sen korkuyorsun. Yok. Yok ya korktuğumdan yok değil de. Biz yok ya biz centilmanız. Vay? Biz centilmanız. Biz kimseyi vurmadık. Sen kaç yıldır büryen ustasısın? Büryen ustası aşağı yukarı bir 20 seneye dayanır. Pahalı bir şey midir büryen? Ya büryen belaştı bize göre. Nedir? Bir büryen 5 kavuttu. Fakat ben büryenin 1 lira olduğu zamanı hatırlarım. Hacı Fethi vardı yaşlı bir amca. Ben mazbahaneye gitmiştim, oradan geldim, kasaplık ödedim. Geldim, 7-8 yaşındaydım. Büryen yedim, 1 lira verdim. Ben bir büryen verdiğim bitiremedim. Porsiyonu da bol olur yani. Porsiyonu da bol olur. Peki dayı bu Siirtliler diyorlar ki büryen bizimdir diyorlar. Ya Siirtliler hala burada sarışın burada diyor. Gelsinler ithama girer. Büryen ne biçim olur gösterer özlerine. Siirtliler özleri geldiler burada yediler. Ben özlerine dedim kardeşim siz gelin tescil edin bunu. Büryen sizin de yoksa bizim de. Bizzat Siirtliler der ki kardeşim büryen sizin de gerçekten sizin büryeniz değil. Bizimki büryen değil ki biz atıyoruz fırında isidiyoruz. Haşlama ediyoruz, haşladıktan sonra atıyoruz büryeni fırında isidiyoruz. O büryende daha ne tat kalır ne lezzet kalır. Şu büryenin biraz sonra size tadını da tarif edeceğim. Kıskanacak bir şey yok. Siz de Bitlis'e gelin, siz de tadın. Parasıyla değil ya. Doğrudu. Parayı veren bilgi çalar. Geldi mi dayı? Buyurun. Hoş
Hoş geldin benim başım üstüne. Eyvallah. Başım gözüm üstüne. Ha. Peki bak, ben... Ha. Sen bak bu biryanın lezzetine. Acaba hiç hayatında böyle bir şey yemişsin? Dayı ben Bitlis'e geldim. Ha. Biryan kebabı yemeden döndüm İstanbul'a. Ne olur? Kardeşim sen sorarlar. Sen nereye gitmiştin? Bitlis'e. Sen Bitlis'e neye gitmiştin? İşin vardı. E Bitlis'e sen ne yedin? Vallahi işte ben gittim bilmem türlü yedim, onu yedim, onu yedim. Kardeşim sen biryan yemedin. Yok. E sen biryan yemedin sen daha ne işin vardı Bitlis'e? Sen Bitlis'e neye gittin kardeşim? Biryanı yiyecektin. O kaçkan domatesini, garzan üzümünden baraba. Sen bakadın lezzete. Yani dünyada onun lezzeti hiçbir şeyde olmaz kardeşim. Bu kadar iddialısın yani. Daha fazlasıyla iddialıyım. Hele özellikle yani o sirkler, mertler. Biz kardeşim biryan bizimdi dizeyle öyle bir şey de yoktu. Kesinlikle gelsin Hodri meydan. Bitlis'e gelince yapmadan dönmeyeceğiniz en önemli şey biryan kebabı yemeden dönmek. Affınıza sığınıyorum. Biliyorum kıskanıyorsunuz. Haset de ediyorsunuz. Ne güzel geziyorsun diyorsunuz. Muhabbet kırla diyorsunuz. Tarak kısmı bura mıydı? Tarakluktu. Tarak kısmından alayım hele. Tarak kısmı ne? Tarakluk. Vay. Nasıl? Vay. Afiyet olsun. Vay. Vay. Götür diyorsunuz biliyorum. Biliyorum. Baş tacısınız. Başım üstüne. Tabii götürürüm. Hoş geldiniz süvariler. Hoş bulduk. Helebi'nin de konuşalım iki dakika ya. Gelin Helebi. Maşallah bunlar rahvan at değil mi yanılmıyorsam? Evet, rahvan at. Dayı sen de bir gel hele ya. Bu Bitlis'te at beslemesi meşhur mudur? Eski tabii bir gelenek meşhur midir? Çok eski bir meşhur bir geleneğimizdir. Artı geleneklerimizin çoğu da tarih şeyleri sayfalarında yok olmuştur. Mesela... Polo'nun ana vatanı Bitlis'tir. Af buyur. Polo'nun ana vatanı Bitlis'tir. Atın üzerinde seyircilerimizi hatırlatayım. Elleri de sopalar. Hı-hı. Yerde bir top. Süvariler o topu gole yapmaya çalışırlar. Kendi kalelerine atmaya çalışırlar. Polo bildiğimiz tabii, polo. Polo. Polo İngiliz oyunu değil midir? İngiliz oyunu değil. Çevgan Bitlis ana vatanı Bitlis'tir. Yani tarih sayfalarında bulabilirsiniz. Evliya Çelebi'nin 6. ve 7. ciltlerinde 208 sayfalı şeyde Çevgan oyununun tarifi vardır. Bundan bu kaynaktan da öğrenebilirsiniz. Polo'nun ana vatanı evet, Bitlis'tir. Bitlis. Atı olan tabii gezer. Olmayan da. Yayan kalır sizin gibi. Ne canım? Sizin gibi yayan kalır. Öyle, öyle. Türkiye'yi gezme o kadar kolay değil. Değil, hele yayan var ya. Tabii. Anlatamam sana çektiğim çileyi. Şöyle bir beygir olsa. Bunun adı neydi? Kefo. Kefo. Şöyle Kefo gibi bir atım olsaydı da onunla geçseydim memleketi. Hediye edelim size. Buyur. Hediye edelim size. Senin adın ne? Sadık. Sadık. Sen benim en sadık dostumsun ya bundan sonra. Ya kabul edemem ya. Bu çok güzel bir hayvan ya. Veriyorsun yani. Veriyoruz. Niye vermeyelim ki? Bitlis'e geldiğinizde bir, biryan kebabı yiyorsunuz. İki, yaya kalmıyorsunuz. Ve ben artık Bitlis'i atma benim gezim ya. Gene dört ayak üzerine düştüm be. Şoray be. Gene dört ayak üzerine düştüm be. Atlı geliyor atlı, atlı geliyor atlı. Amanin altındaki elim katlı. Benim sevgili yarim, benim sevgili yarim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.